Herkese merhaba. Paskalya çöreği tarifiyle karşınızdayım. Hazırlarından hiç farkı olmayan tam bir pastane çöreği. Bu tarifi tüm püf noktalarıyla anlattım ve kolaylıkla yapacağınızı eminim. Hamuru hazırlamak için bir kaba el yakmayacak derecede ısıttığımız 200 ml kremayı alalım. Üzerine 1 su bardağı şeker ve 1 paket kuru maya ekleyip karıştıralım. 1 paket vanilya ve 1 su bardağının 1/4 kadar erittiğimiz tereyağını ekleyelim. İki tam yumurta ve bir yumurta beyazını da ekleyip karıştırmaya devam edelim. Dört buçuk beş su bardağı unu kontrollü bir şekilde ekleyip karıştırmaya başlayalım. Bir çay kaşığının 1/4 kadar tuz ekleyelim. İyice yoğurarak orta sertlikte bir hamur elde edelim. Kıvamı gördüğünüz gibi olmalı. Şimdi yoğurduğumuz hamurun üzerini kapatıp ılık bir ortamda 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. Fırını 50 derecede biraz ısıtıp kapattıktan sonra fırında da mayalanma yapabilirsiniz. Mayalanmış hamuru çok az un serptiğimiz bir zemine alalım. Önce 1/3 ayıralım ve 1/3'lük bölümü 3 eşit parçaya ayırıp beze yapalım. Şimdi her bezeyi ince uzun çubuklar haline gelecek şekilde yuvarlayalım. Uç kısımlarını birleştirip gördüğünüz şekilde örgü yapalım. Bu örgüyü bir kenara alıp hamurun kalan 1/2'lik bölümüne de aynı işlemi tekrarlayalım. Tüm örme işlemi bitince büyük parçanın orta kısmına hafif bastırarak örgünün kenardaki şeklini bozmadan gördüğünüz şekilde bir yuva açalım. Küçük örgüyü bu yuvaya yerleştirelim. Yağlı kağıt serdiğimiz bir tepsiye alıp tepsi mayası için önceden 50 derecede ısıtıp kapattığımız fırında 45 dakika 1 saat arasında 2-3 katına çıkana kadar bekletelim. Bir yumurta sarısına bir yemek kaşığı süt ekleyelim ve tepsi mayasından sonra kabarmış olan hamurun üzerine dikkatli bir şekilde yumurta süt karışımını sürelim. Üzerine iri dövülmüş fındık serpelim. Tercihinize bağlı file badem de kullanabilirsiniz. Önceden 170 dereceye ısıttığımız fırında üzeri kızarıncaya kadar 30-35 dakika pişirelim. Fırından çıkarıp soğumaya bırakalım.
Fazla söze gerek yok aslında. Böylesine güzel görünümlü, harika kabarmış, nar gibi kızarmış ve tadı damağınızda kalacak gerçek bir paskalya çöreği yapıp afiyetle yemek için sizi bu tarifi yapmaya davet ediyorum. Afiyet olsun. Videomu izleyip beğendiyseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, hoşça kalın.